Herkese selamlar dostlar. 31 Ağustos 2023 daha tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelemiz var. İdeal ve yüksek olanlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek olan herkese bol şanslar efendim. Direkt başlayalım isterseniz. Öncelikle Ağustos ayı gruplarımız yenilendi. Eylül ayı gruplarımıza başladık. 2 gündür orada hizmet veriyoruz. Ve Eylül'e gerçekten güzel bir başlangıç yaptık. Birazdan zaten sizlere de bundan bahsedeceğim. Katılmak isteyen arkadaşlarımız yani bazıları şey diyor gruptan neden attın beni diyor vesaire diyor da atılmıyor. Gruba girip görürseniz zaten gruplar yenilendi hakkında bilgi de geçiyorum. 2 gün önceden bilgi geçiyorum. Hala attı diyenler var. Yenilendiği bilgisini buradan da vermek istedim. Skor yarışmamız var ve daha önceden yapmış olduğumuz Galatasaray maçının skorunun bilenlerini açıklayalım. Maç skoru yarışması Svente Fenerbahçe. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Yorumlara yazmayı unutmayınız. Arkadaşlar bakın. Galatasaray maçını 28 kişi bilmiş bakın. 2-1 skoru tam tamına 28 kişi bilmiş. Ben şimdi Beni neden almadın? Beni neden almadın? Ben nasıl alayım 28 kişiyi arkadaşlar? O yüzden 3 kişi dedim zaten. 3 kişiyi de seçtim hemen. Harry Kivul, yalnız adam Elvin. Bu 3 arkadaşımız kazanmıştır. Kazananları tebrik edelim. Instagram üzerinden bana ulaşsın. Instagram adresimiz Kangal Bey olaraktan. ekrandadır şu an zaten. Oradan her türlü soru görüş öneri her şey için buradan benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Yüksek misliden devam edelim. Öncelikle yüksek mislinin kasasıyla başlamak istiyorum ben. Arkadaşlar Ağustos ayının yüksek misli kasası. Burada bir kasa yönetimi yaptığımı söylemiştim zaten. 6921 TL net kar olaraktan da tamamladık. Ağustos, oyunu bitir Ağustos ayını bitirdik yani. 6921 TL net bir kar var. Her, her şey hesap kitap bütün misler yazıyor zaten. Eylül'ün kasasına başladık. 3, 2 gündür zaten Eylül'deyiz. 3 tane yüksek misli verdik. Bu 3, 3 tane yüksek misli de başarılı oldu. Ve Eylül'ün kasası da şu an artı 1210 TL net karda. Onun da bilgisini verelim sizlere. Bunlar neler? Ondan bahsedelim. Öncelikle iki tane basketbol yüksek misli verildi. Bir tanesi 750 misli, bir tanesi de 1000 misli. 750 misli Avustralya'nın atacağı 92,5 sayıydı. Geldi. Almanya'da ilk kere 45,5 atar diye 47 attık. Onu da 1000 bastık. O da öyle geldi. Bu yüksek misliydi. İki tanesi geldi mi? Geldi basketten. Bir adet de futbolumuz vardı. Dün Galatasaray maçına ne dedim? Ben dedim ki ev sahibi 1.5 500, 500 misli alıyorum ama dedim. Bakın çok da güvenmediğim zaten mislimden de belli ama 500 misli alalım dedik. 90 artıdan Angelinho'nun hatta Frikik golüyle gruplara da kaldık. İnşallah güzel bir kural çekeriz de başarılı da oluruz. 500 misli alarttık Galatasaray'ın kazanırından buradan 2 golünden oradan da kazandık. Tebrikler diyelim devam edelim. İdeal kombineye baktığımız zaman da bir adet basket günün kombinesi vardı. O içeride arkadaşlar. Basketbol kombinesi içeri geldi. Fakat futbola baktığımız zaman da maç önü oluşturduğum bir kombineydi. Galatasaray'ın 2 golü ve Young Boys maçında KG var. Maccabi -E Ayfa'nın 3 tane direkten dönen pozisyonu ve onlarca kaçan pozisyondan sonra maalesef gelmedi. Onun da bilgisini verelim. Canlı olaraktan gruplardan devam ediyoruz bildiğiniz üzere. Canlı bahislerimiz de zaten devam ediyor. Bu şekilde zaten her şekilde şu an sabah 10.30'dan beri basket var mesela. Basket izleyerekten de devam ediyoruz. Ama gelir ama yatar ama biz her zaman mesai yapmaya devam ettiğimizi belirtelim. Şimdi isterseniz başlayalım. Twente Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Sizlerden ricam videoyu yapsanız beğenilerdir. Artık 300 seviyesinde hemen 2 saniyenizi ayırıp beğeni butonuna basarsanız dostlar bizler için de motivasyon. En azından yorumlara da bir emeğine sağlık yazarsanız. Yani bu tuttuğumuz defter boşuna tutmayalım. Sizlerden de bir destek bekliyorum. Başlayalım. Şimdi dostlar Fenerbahçe ilk maçta zaten ben ilk maçın canlısından çok kazandım. Maç 2-1 iken özellikle. Ev sahibi 2.5 üst. Ev sahibi 3.5 üst. Ev sahibi 4.5 üstte girmedim canlıdan. Çünkü Fenerbahçe rakip 10 kişi kalmış. Burada atacağı kadar atacaktı ki zaten maçın 10 dakikasına baktığımız zaman da Twente çok iyi başladı. İyi başlayan bir Twente var. Ben dedim Allah kaza bela çıkacak burada dedim. Gerçekten çok diri. Molde'ye benziyor açıkçası. Ben yani çok diri ve hareketli, çok koşan bir takım vardı. Burada tabii ki yine tempolu bir maç olacaktır. Fenerbahçe arkada boşluk bulacaktır. Twente de basacaktır. Burada 2.5 üstün oranı 1.37. Bir, 37. İdealden iki buçuk üst golle bir mücadele geçebilir. Ben eğer bir yer riske edilecekse taraf olarak gollere baktığımız zaman da maçı Twente'de iki buçuk üst yapabilir. Yani Twente'nin burada atacağı iki golde de değerlendirme altına alınabilir. Onun da oranı 1.65. Çünkü burada asıl risk alacak taraf Twente. Daha çok baskı kuracak taraf da Twente olduğunu düşünüyorum. İkinci mücadelem Şerif ile klasik mücadelesi. Bu maçta da beklentim bu Şerif tarafında. Şerif'in bir galibiyetini bekliyorum. Fakat Nesine için oran bence yetersiz. İlk mücadele burada. Şerif'in oynadığı mücadele bir birlikte deplasmanda sonuçlandı. Ondan sonra Klasik kendi liginde kazandı 3-2. Şerif de kaybetti. Şerif'in kadrosuna baktım biraz ulaştım sosyal medyadan. Maç bölgede yoktu mesela. Rotasyon yapmış mı diye baktım. Yine rotasyonlu bir kadroya ile çıkan bir Şerif vardı. Burada tam kadro çıkaraktan da kazanacaktır ki zaten son yıllarda özellikle karşımıza Avrupa arenasında çıkan bir takım Şerif. Klasik'e göre bir adım önde bence. Burada maç sonu 1'i alabiliriz. Biraz daha oran yükseltmek adına burada. 4.5 altına 1 yaparsanız da oranı 1.56'ya kadar da yükseltmiş olursunuz. Değerlendirecekler Bol Şanslar. Adana Demirspor'la genç mücadelesi. Şimdi ilk maçı izleyen arkadaşlar katılacak bana. Bak ilk maç ya başkan da dedi. Ya başkan ne dedi? Salaklığımıza demedi de. Bir şey dedi başkan. Murat başkan öyle bir açıklama yaptı ama bence Adana Demir ciddi manada biraz saldı gibi bir şey oldu yani. Deplasmanda 1 bir geçti. Hadi ben 2.5 üstünde 1 vermişim. Kazanmışım zaten. O ayrı mesele de. Yani ben ülke puanı içinde sevinirdim Deplasmanda da kazansaydı. Şimdi Adana'da oynanacak bir mücadele. Ben burada Genk'in de Adana'nın savunması biraz aksıyor. Aksaması kaynaklı. Genk'in de buradan gol bulmasını zaten bekliyorum. Mücadelenin ideali KG vardır. Adana'da oynansa bile. Ve şöyle de bir şey söylüyorum. Mücadeleyi bence Adana Demir kazanacak. Kazanırken de 2.5 üstünde biri de ben sizlere önermek istiyorum. Onun da oranı 2.97. Benim skor beklentim burada 2.1'lik Adana Demir galibiyeti. Olursa 3.1. Ama belki uzama şansı bence biraz daha ihtimalli diye düşünüyorum. 3.1'i de var mı? Var. Adana Demir gerçekten çok pozisyona giriyor. Özellikle sağ kanattan Yusuf Sarı ile birlikte adam eksilterekten de. Ama Şerif'in de NDI'de bence bitirici anlamda çok da iyi değil gibi geliyor bana açıkçası. Geçen maçta da kaçırdığı karşı karşıya bir pozisyon var çok net. Yani bilmiyorum ama 2-1-3-1'i bir var gibi geliyor bana. Beşiktaş'ta Dinamo Kiev mücadelesi. İki tane Kurt Hoca'nın burada kapışmasını izleyeceğiz. İlk maçta 3-2'lik bir galip, galip geldik. Romanya'da Mükreş'te oynanan karşılaşmada Bahtiyar'ın attığı golle. Şimdi bu mücadele gerçekten zor bir karşılaşma. Yani bizi burada Kiev tarafı risk alacaktır. Eğer Kiev bir gol atarsa nasıl yatıyor yerlere? Yani nasıl yerlere yatır görürsünüz. Ama şu an Beşiktaş önde olduğu için Kevin şey bu maçta biraz oynaması lazım. Bence mücadelenin skoru benim beklentim. Bence bir birlik bir skor beklentim var benim. Mücadele var alınır mı bilmiyorum. Bakın ben hem 2-3 gol hem var arasında kaldım. Var alınır mı bilmiyorum ama sanki ben bunu ideal kombineme koymam. Eğer riskli az parayla oynayacağım bir kombine yaparsam bu mücadeleyi 2-3 gol bandını koyarım. Benim zaten skor beklentim 1-1 ama olası bu 2-0'ları da var. Yanımıza almak adına 2-3 golü de almak bence düşük misli yüksek oranlı kuponlara koyabileceğimiz bir tercihtir. İdeali var denmez aslında. Çok da ideal sayılmaz ama 2-3 gol biraz daha yakın geldiğini söyleyeyim bana. Frankfurt'la Lefki sosyal mücadelesi. ilk mücadele 1-1 gibi bir sonuçla bitti. Orada Frankfurt açıkçası çok da kasmadı. Erken dakikalarda bir gol attı. Ondan sonra mücadele son dakikalarda yediği golle birlikte 1-1 sonuçlandı. Frankfurt'un ben burada ilk yarıdan kazanmasını bekliyorum. Kalitesini ortaya koyar ilk yarıdan bir iki tane atar geçer diye düşünüyorum. İlk yarı biri tek tercih olarak kaldım. Ya yani Frankfurt zaten kalitesiyle birlikte burada içeri girecektir. Hatta şöyle bir tercih de yapalım. İlk yarı skoru 2-0 içeri girer mi Frankfurt? 5-0-1. Yani buna oranla ne çıkartabilir alternatif olarak? ilk yarı bir buçuk üst tercihi mesela çıkabilir. Ama idealden burada Frankfurt'un ben ilk yarıyı kazanmasını bekleyeceğim. Onun da oranı zaten idealdir. Legia Varsov ile Milan mücadelesi. iki tempolu takımın karşılaşmasını izleyeceğiz bu maçta da. İlk mücadelesi zaten bir o geçiyor, bir ona geçiyor. Mücadele 3-3 bitti. Çok güzel bir maçtı. Maçın da özetini izledim. Gerçekten defans hataları da göze çarpıyor. Her iki takımda da defans hataları vardı oldukça. Şimdi mücadele Varşova'nın evinde oynanacak. Midland'da gerçekten hızlı ve çok ya zaten bu e, İskandinav ülkelerin, o tarafların ülkelerin çoğu şey e, atlet oyuncular alıyor. Hızlı bir oyun var. Çim zaten suni. O yüzden hızlı bir oyun dönüyor atlet oyuncular da iş yapıyor. Yine burada temponun yüksek olduğu bir karşılaşma olacaktır. Midland aynı şekilde basacaktır. Varşova da zaten kendi evinde galip gelmek isteyecektir ki zaten maçın da favorisi. Tempolu bir oyun, pozisyonlu bir oyun. Her iki takımın da pozisyonlara gireceği için burada bir var tercihini bir 44 gibi orandan idealden değerlendirdim. Bu maçı da ekstradan yüksek oran yapmadım. Var tercihini sadece aldım geçtim. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizlere burada Fenerbahçe Twente maç skorunu sorduk. Bilen bir arkadaşımızı Telegram gruplarımıza dahil edelim dostlar. Onun dışında dediğim gibi ideal tercihler de bahsettim. Olabildiğince mesela Adana Demir maçına 2.5 üstünde bir 2.97 oranı var. O tür tercihlerden de bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecekler aklını yatanlar alsın lütfen. Yani kain değilim sadece daha çok izleyerek de sizlere fikir veriyorum diyeyim. Değerlendirecekleri ve bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.